Dursun Bey'in hitabet yeteneği var bir kere. Yani Dursun Bey kusura bakma Galatasaray Kulüp Başkanı çıkar her televizyonda da konuşur. Her yerde de Sayın Ali Koç'a cevabını verir. Dursun Özbek öyle bir adam değil. Boş bir adam değil. Dop dop dolu bir adam. Dünya tatlısı, dünya izli bir insan. Şimdi şunu demek istiyorum abi. Selim abicim. Dursun Özbek bunu yapar. Ama onun inandığı, güvendiği bir yöneticinin. Şimdi bak burada konu ne biliyor musun? Burada bir kere 1-0 mağlup Metin Öztürk bana göre. Çünkü eğer Selim abi bana şunu demeseydi. İki tane kulüp başkanı da evet onayladı demeseydi. Sizin gibi ortada kalırdım. Ama ben Selim abiden ve Ali Koç'tan yanayım burada. Açıklamış. Ben bunun özeti bende şu. Bunun özeti bende şu. 4 ay 120 gün önce söylenmiş lafı neden bugüne taşıdınız? Abi onun için ben kimseye inanmıyorum. Ama orada diyalogla özür diliyorum işte. Abi senden. Rica senden özür diliyorum. Ben her zaman sana saygım büyük. Tamam. Ama 120 gün sonra yayınlanmış bir şey için ben inanmıyorum abi kimseye. Babam gelse inanmıyorum abi. Ben gazeteci mezardan değilim. Çıktı inanmıyorum abi. Bitti bu kadar. Benim yorumum bu abi özür diliyorum. İnanabilirsin. Metin de. Pardon özür dilerim. Metin Öztürk de bu programı izliyorsa yahut da bu programı izleyenler. Senin kameran burası abi şu. Bu programı izleyenler Metin Öztürk'ü arasın ve lütfen telefonla bağlansın lütfen. Lütfen bunu yani Galatasaray'ı yıpratmak için çıkarılmış bir senaryo bu lütfen. Abi lütfen. Nasıl bir senaryo? Senaryo. Nasıl bir senaryo? Galatasaray'ı aşağılamak için senaryo. Nasıl bir senaryo? Yani bu böyle bir şey olmuş ki bu çıktı ortaya. Yani bu nasıl bir senaryo ya? Ya Ali Koç da... 120 gün sonra. 120 gün. Ali Koç dediğin adam bugün Türkiye'nin en önemlisinden bir tanesi. Ya boş versen bitti o. Nasıl peki Ali Koç'u çarpıtmadın nereden biliyorsun? Abi bir dakika. O bitti abiciğim. Ali Koç divanda bu konuşmayı yapmaz. En önemli yer Fenerbahçe'de. Ali Koç bir divanda bu lafı yapmaz, yapabilir mi? Zaman. Ulan 20 sene yapamaz. Önce, ulan 20 sene, ulan pardon özür diliyorum. Pardon affedersin. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Tamam ya. 20 sene, tamam. Anladım altında as başkanlık yatmış adama diyor ya. Ali Koç, Aziz Yıldırım cesur gönüllü korkak ya, bir lider. Yanlış konuşuyor. Ya. Yaptı yanlış. Sana katılıyorum ama. Onu hep yapıyor. Tamam onu ya, diyor ki onu söyleyen adam bunu söyleyemez mi? Bunu adam Ali Koç. Çarpıtamaz mı diyor? Her türlü hakaret herkese yaptı be. Tamam çarpıtırsa. Ya sana bir şey sormak, çok affedersin ama bir şey sormak istiyorum. Ne yaptı sana Ali Koç arkadaş? Ayıp ya. Hakikaten ayıp. Ne için ne demek ne yapsın? Bak bir şey söyleyeceğim ne ben yaptı sana. Diyor. Ben yaptı? Diyorum ki sana bir insanı tenkit edebilirsin ama hep hakaret ediyorsun. Etme. Etme arkadaş. Neden etme? Hatalı olabilir tamam mı? Muvaffak olmayabilir. Onları edebilirsin. O kadar et. Peki Ali Koç'un yaptığı hakaretler ne oluyor? Aziz Yıldırım'a falan o kongre ya, şeyinde. Güzel ayıp kardeşim. Ya. Ayıp. Güzel kardeşim. Ayıp. Senin bu dediğin lafın o gün ben oraya söyledim. Ali Bey'in yaptığı bu yanlış keşke söylemeseydi diyen adamım ben. Tamam mı? Ben Fenerbahçe'deki her türlü kavgayı olmasını istemeyen bir adamım. Hiçbir görev istemeyen bir adamım. Ama doğru bir iş yapılmıyor. Ortada huzursuzluk var. Fenerbahçe kulübü istediği oyuncuyu alsın, istediği adamı getirsin. Huzursuzluk olduğu sürece buradan kurtulamaz. Ne oluyor? Kim kazanıyor? Hadi bana çıksın bir Fenerbahçeli. Gelsin önüme desin ki biz kazanıyoruz. Kimse kazanmıyor. Evet rakipler kazanıyor hep. Fenerbahçe kaybediyor kendi aynen. Kendine. Aynen. Fenerbahçe ile kavga etmez. Bırakmışsan bırakırsın. Bırakacaksan bırakırsın. Gidersen gidersin. Gelirsen gelirsin. Kim gelirse gelsin. Öncelik Fenerbahçeli olması lazım. Biz bu davayı ben bunları söylediğim zaman hatırlayın. Ama bak şimdi Selim abi sen bir Fenerbahçelisin. Tamam. Sen tabii ki Fenerbahçe'nin iyi olmasını istiyorsun. Tamam. Ben Gökmen abiyi 95 yılından beri tanıyorum. Gökmen abinin üslubu bu. Gökmen tamam. Abi şöyle. Yani ben bu konuşmaları çok beğenmedim değil. Gökmen abi şöyle diyor. Bu ne biçim konuşma? Böyle konuşma. Şimdi bu bir yemek yiyiş tarzıdır. Bir yoğurt. Sen daha kibar yersin. Gökmen abi biraz daha şapur şupur veya biraz daha kavga ederek yer. O yüzden Gökmen abiyi ben bu konuda eleştirmiyorum.